Merhabalar, bugün konumuz conta yakan araba nasıl anlaşılır? Araç üzerinde contanın yanık olup olmadığını nasıl anlayacağınızı, nerelere bakmanız gerektiğini tek tek detaylı olarak anlattığımız bir videomuz var. Orada kolayca conta yanık mı değil mi nasıl ayırt edebileceğinizi detaylı olarak anlattık. Conta neden yanar ve contanın yanması durumunda araca ne gibi zararları vardır? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Conta yakan araba nasıl anlaşılır? Anlayabilmeniz için kontrol etmeniz gereken noktaları tek tek anlatacağız. Öncelikle motor kaputunuzu açın. Motor kaputunuzu açtıktan sonra genleşme kabınızın kapağını açın. Genleşme kapağınızın kapağının üstünde iç kısmında köpükleşmeler, balçık gibi kıvamlı bir yapı. İç kısmında suya baktığınız zaman yağlı bir görüntü. Genleşme kabının etrafı siyah balçık gibi malzemelerle kaplandığını görüyorsanız. Keza aracın yağ kapağını açın. Yağ kapağını kaldırdığınızda kapağın üstünde ve içinde şu kısımlarda böyle kremimsi köpüklenmeler, kahverengi, açık kahverengi renginde olur genelde. Kahverengi köpüklenmeler görüyorsanız motor suyuna yağ karıştığının ve motor yağına da motor suyunun karıştığının işaretleridir. Bu saydığımız ilk iki belirti conta yakan arabanın klasik belirtisidir diyebiliriz. Bu iki belirti haricinde hortum kontrolü de işimize yarar. Araç rölantide çalışırken, stop halindeyken değil, araç rölantide çalışırken hortumlara şu şekilde basınç uygulayın. Hortumlar çok sertse, çok şişse bu conta yakmanın belirtisidir. Neden? Silindir kapak contası yandığında motor kompresörü yani pistonlar tarafından üretilen basınç motor suyuna, motor su kanallarına karışır. Bu da radyatörün içinde, motor soğutma suyunun içinde fazladan basınç oluşturur. Bu basınç da radyatör hortumlarının şişmesine ya da çok sert olmasına neden olur. Keza genleşme kabından su taşmalarına, fokurdamalara neden olabilir. Bu şekilde hortumlarınızı rölantide çalışırken sertliklerine bakarak da aracın contasının yanık olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bir diğer kontrol noktası egzoz. Conta yanık araçlarda egzozdan su çıkması, buhar çok daha sık görülür. Ama her buhar conta yanık ya da her su damlaması conta yanık olduğu anlamına gelmez. Bunu şöyle özetleyelim. Araçlarda egzoz sabah, özellikle sabah ya da soğuk havalarda soğuk olur. Egzozun kendisi. Aracı çalıştırdığınızda sıcak hava soğuk egzoz çeperlerine değerek nemlenmelere, ısı farkı nedeniyle yoğuşmaya neden olur. Bu da araç ilk çalıştığında ya da soğuk havalarda egzozdan aşırı bir buhar çıkmasına ya su damlamalara neden olabilir. Bunlar normaldir. Burada size egzozu kontrol edin dememizdeki asıl neden ve asıl nokta şudur. Araç ısındığı zaman sıcak havalarda aracın harareti normal derecelerde olmasına rağmen hala su atımı ve egzozdan buhar çıkışı varsa conta yanık olma ihtimali vardır diyebiliriz. Özellikle sıcak havalarda, soğuk havalarda. Soğuk havalarda bu belirtinin normal mi yoksa contadan mı olduğunu ayırt edemeyebilirsiniz. Ama özellikle sıcak havalarda, mesela şu an Mayıs ayındayız. Bu havalarda egzozdan motor ısınınca buhar çıkması ya da su damlaması çok sık görünmez. Ama kışın egzozdan buhar çıkması görülebilir. Özellikle sıcak bir havadaysanız, yaz aylarındaysanız bu şekilde buhar ve su atımı egzozdan olmaması gerekir diyebiliriz. Bir diğer belirtiye geçelim. Bir diğer belirti de aracın çalışmasıyla alakalı belirti. Aracı çalıştırdığınız zaman aracın rölantide durmakta zorlanması, rölanti dalgalanmaları, gaz verdiğinizde patırtılı bir şekilde devrin yükselmesi, halk arasındaki tabir su motoru gibi çalışma deyimi vardır. Bu şekilde aracın patırtılı, sanki 4 silindir değil de 3 silindire düşmüş gibi patırtılı şekilde çalışması aracın conta yaktığının belirtisidir. Çünkü yanma odasına ve silindir kapağının üstüne su ulaşması ateşlemenin kalitesini düşürür. Bu da araçta teklemelere, rölantide dalgalanmalara, patırtılı hızlanmalara, vuruntuya, teklemelere neden olabilir. Aracınızda bu şekilde belirtiler varsa tek başına conta yakma belirtisi değildir. Saydığımız diğer belirtilerle ek olarak bunu da görüyorsanız aracınızda conta yanma olma olasılığı daha yüksektir diyebiliriz. Çünkü bu saydığımız belirtiler ateşleme arızasında ya da yakıt sistemi yani enjektör pompa gibi parçaların arızalarında da görmeye alışık olduğumuz belirtilerdir. Bu yüzden bu belirtiler tek başına conta yakma belirtisi değildir diyebilirim. Harici detay bilgileri masa başında anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi masamıza geri dönelim.
Videoda gördüğünüz noktaları kontrol ettiniz ama hala netleştiremediniz kafanızda conta yanık mı değil mi? Emin olamadıysanız piyasada conta testleri bulunuyor. Bunu özellikle birinci kullanıcıda yani araç sürücülerine çok sık öneriyorum videolarımda. Ortalama meblağ olarak çok düşük fiyatlı test kitleri bunlar. Piyasada 20 ila 50 lira arasında bulunabiliyor ve 10 dakikada sonuç alıyorsunuz. Bunların güvenilirliği konusunda %80 güvenilir diyebilirim. Yani %100 tabii oradan çıkan sonuç net conta yanıktır ya da o oradan yanık değil çıkmasına rağmen yanık olması gibi durumlar olabilir ama düşük ihtimal piyasadan bu conta kitlerini temin edip conta test kitiyle de aracınızın contası yanık mı değil mi anlayabilirsiniz. Sık sorulan diğer soruya geçelim. Conta neden yanar? Contanın yanma sebebini iki ana madde söyleyebiliriz. İlki hararet. Conta yanma şikayetlerinin %90'ının ana sebebidir diyebilirim. Tabi hararet sadece contanın yanmasına neden olmuyor. Hararet zaten birçok motor parçası için arızaya sebep, bir tehdit. Ama conta genellikle hararet durumunda ilk arıza yapan, ilk yanan parçalardan biridir. Çünkü alaşımı tamamen metal değildir. Bu yüzden de sıcaklığa diğer motor parçaları kadar dayanıklı değildir. Conta arızasının ilk nedeni olarak harareti söyleyebiliriz. İkinci neden tabii ki yorgunluk. Her parçanın bir kullanım ömrü vardır. Parça belli bir süreden sonra artık görevini tam olarak yerine getiremiyor olabilir. Özellikle belli bir yaşın üstündeki araçlarda hararet kaynaklı olmasa da nadir de olsa contadan kaçakların var olabileceğini söyleyebiliriz. Bu da şu demek oluyor, aracınızda hararet görmemiş olsa bile contayla alakalı sorun yaşama ihtimaliniz var. Tabi bu ihtimal az önceki nedeni söylemiştim, %90 hararet kaynaklıdır diye. %10'luk bir olasılık ama yine böyle bir olasılık var. Yani aracınıza hiç hararet yaptırmamış olsanız bile contanızda bir kaçak olup motor yağının suya, motor suyunun da motor yağının içine karışması gibi durumların geliştiği gözlenebilmektedir diyebilirim. Peki üst kapak contası yanarsa ne olur? Aslında bu konunun cevabı da az önceki video içeriklerimizde de bulunabilir. Silindir kapak contası yandığı zaman motor soğutma su kanalları ve motor yağlama kanalları birbirinden ayrıdır. Bu iki kanalın birbirine karışmaması için de silindir kapağıyla motor bloğu arasında bir conta kullanılır. Buna silindir kapak contası, üst kapak contası diyoruz. Bu contanın yanması, arızalanması, kaçırmaya başlaması motor soğutma suyunun motor yağına, motor yağının motor soğutma suyuna karışmasına neden olur. Bu da motor yağının içinde su bulunması nedeniyle motor iç aşınmalarının artmasına neden olur. Motor yağının viskozite değeri ve koruyuculuk değeri düşer, motorunuzun aşınma hızı artar. Ayrıca motor soğutma suyuna da yağ karışacağı için bu yağ radyatör çeperlerine ve motor bloğu çeperlerine yapışacak, soğutma performansını düşürecek. Bu da aracınızın sık sık yüksek ısılarda çalışmasına ve tekrar tekrar hararet yapmasına ve bu hararetin de ısıya bağlı motor hasarları oluşturmasına neden olacaktır. Ayrıca motor kompresörü conta yanık olduğu zaman motor kompresörü yani silindirlerin ürettiği basınç motor soğutma suyuna ya da motor yağına karışabilir. Aynı zamanda motor yağı ve motor suyu da silindirlerin üzerindeki yanma odasına ulaşabilir. Bu da aracınızın stabil çalışmaması anlamına gelir. Araç rölantide teklemeler görülür, gaz verirken patırtılı çalışmalar görülür. İlk araç üzerindeki aracın çalışmasındaki değişiklikler kısmında bunları detaylı olarak açıklamıştık. Bu tarz durumlarda aracınızın stabil çalışmasının önüne geçecektir ve bu şekilde kullanılmaya devam ettikçe başta motor kulakları, katalizatör, partikül filtresi gibi birçok parçaya zarar verecek, o parçaların gereğinden ve normalinden önce arızalanmasına neden olabilecektir. Bu yüzden eğer silindir kapak contanızın yandığından ya da herhangi bir arıza olduğundan şüphe ediyorsanız bu şekilde aracı çok fazla kullanmamanızı tavsiye ederim. Silindir kapak contası yandıktan sonra araç kullanıma devam edilebilir. Çoğu araç bu şekilde kullanmaya farkında olmadan araç sürücüleri bu şekilde aracını kullanmaya devam edebiliyor. Ama araçtaki değişimi fark edebilirsiniz. Bu değişimi önemsemeyip bu şekilde aracı kullananlar da var. Bu şekilde kullanmaya devam etmeniz her geçen gün arızayı büyütmeniz anlamına geliyor diyebiliriz. Böyle bir sorun varsa onarımını zaman kaybetmeden yaptırmanızı tavsiye ederiz diyebiliriz. Hem bu konu özelinde hem bu konudan bağımsız olarak aracınızda yaşadığınız tüm sorunlarla alakalı bizlere sorular sorabilirsiniz. Soru sormak için aşağıda bulunan yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sorduğunuz soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Tabi günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular her zaman öncelikli cevaplanıyor. Hem bizlere destek olmak hem de daha hızlı yanıtlar almak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız aşağıdan beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.